Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Mayıs 2020 günlerden Salı, saatlerimiz 21.48'i gösteriyor. Yarın 6 Mayıs 2020 günlerden Çarşamba. Yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta olur arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene evlerimize kapandık arkadaşlar. 2020 yılı çok uğursuz geldi. Gerek işlerimizden ayrıldık, gerek hastalıkla mücadele ediyoruz. Artık doktora bile gitmeye çekiniyoruz arkadaşlar. Rahatsızlığımız olduğu zaman umarım bu illeti, bu koronavirüs denen, bir COVID-19 denen illeti başımızdan bir an önce atarız. Yine eski günlerimize döneriz. Tek temennim de hep birlikte Veli Efendi'de, hipodromda hep birlikte at yarışı izlemek arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda da Türkiye'de at yarışları başlar. Bir an önce yine kaldığımız yerden devam ederiz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın 3 yarış programı var. 4 altılı var. Yine Happy Valley Hong Kong hipodromunda 9 koşuluk bu program var. Birinci ve ikinci ganyan analizlerimiz olacak burada. Yine Tampa Bay Downs ABD hipodromunda 7 koşuluk bir program var. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. Bu yarışta programın ikinci koşusuyla saat 20.30'da start alacak. Yine gece yarışları Will Rogers Down ABD hipodromunda koşulacak. Burada da 7 koşuluk bir program var. Bu programda programın ikinci koşusu altılı ganyan ilk ayağı 21.45'te start alacak. Öncelikle Happy Valley Hong Kong birinci ve ikinci altılı ganyan analizimi bir videoda vereceğim. Önce birinci altılı ganyan analizimiz olacak. Akabininde de ikinci altılı ganyan analizimizi aynı videoda vereceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar analizlerime geçmeden önce yine hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Ve kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan kanalımıza emeklerimizin karşılığında destek bekliyoruz. Ayrıca videolarıma atacağınız like'lar yani beğeniler gerek Google'da gerek YouTube'da bizi en üst sıralara çıkaracaktır. İlk sayfalara çıkaracaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek olmanızı istiyorum. Ayrıca videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz durumunda az da olsa gelir elde ediyoruz arkadaşlar. Bu konuda da duyarlı olmanızı istiyorum. Özellikle Wi-Fi'si yani interneti olan arkadaşlarım yine videolara, reklamlara devam ederlerse bizim de az da olsa gelirimiz olur, kanalımıza destek vermiş olursunuz diyerek ben 6 Mayıs 2020 Çarşamba gündüz yarışları Happy Valley Hong Kong birinci altılı ganyan analizimi sunacağım. Akabinde de ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Altılı ganyan ilk ayağı programın birinci koşusuna başlayacak. Bu arada Happy Valley'de bütün koşular 9 koşuda çim piste koşulacak. Evet, altılı ganyan ilk ayağı birinci koşuyla başlıyor demiştik. Birinci altılı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim piste koşulacak handikap yarışı altılı ganyan ilk ayağı. Arkadaşlar burada öncelikli ismim yine kaliteli safkan, kaliteli jockey ile Purton idaresinde 2 numaralı Loris. Bugün benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı This is Karizma isimli safkan jockey Ho idaresinde yine şanslı görünen safkanlardan benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Monkey Jewelers isimli safkan usta jockey'i şu anda Hong Kong'da en fazla yarış kazanan jockey sıralamasında birinci sırada oturan Jose Moreira idaresinde 3 numara Monkey Jewelers da bugün benim 3. şans vereceğim isim olacaktır. Yine 1 numaralı Super Lucky isimli safkan da son yarışların tekrarlaması durumunda burada etkili olacak bir diğer safkandır. Arkadaşlar normalde burası 4 safkanın dışına çıkmaz gibi görünüyor ama bütçemiz varsa geniş oynuyorsak yine burada 10 numaralı Four
Franz Seyk isimli safkan jokey Burgess idaresinde benim beğenimi kazanan safkan son yarışlarını ölçü almadığım bir isim. Güzel pediklisiyle bu yarışta çıkıyor. Yine 4 numaralı Goko isimli safkan da bugün jokey So idaresinde benim sürpriz şansı vereceğim isimdir. Ve birinci altının ikinci ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1650 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli ismim jokey Cullen idaresinde İfraj'ın tayı 2 numara Kingsman isimli safkan. Bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Bugün birinci şansı isim olarak veriyorum yine. Formda safkan 11 numara Royal Rager isimli safkan. Jose Moreira idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Benim ikinci şansı safkanım bu safkan. Yine 10 numaralı Dionysus Suiskolin isimli safkan. Jockey Ho idaresinde benim üçüncü şansı safkanım olacak. Yine bu üç safkan dışına çıkması durumunda 3 numaralı Rich and Lucky. Yine Purton idaresinde piste çıkacak Kingsman'in tayı 3 numaralı Rich and Lucky isimli safkan da benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine geniş önlü arkadaşlarıma bu koşta bir numaralı Big Bang Bong isimli safkanı ve 5 numaralı Flame Lily isimli safkanı sürprizci arkadaşlarıma öneririm. Yani burayı da 2, 11, 10, 3, 1 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Küçük oynayan arkadaşlarım 2, 11, 10 ve 3 şeklinde değerlendirebilir. Ve birinci altın 3. ayağı 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışı. Safkanların, tayların kısa mesafede hız yarışı olacak. Buraya bir Banco isim tercih ediyorum. Banco isimle geçeceğim. Özellikle son yarışların tekrarlaması durumunda bugün Jose Moreira idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Choink Pegasus isimli safkan. 4 Mayı Choink Pegasus isimli safkanı ben bugün Jose Moreira idaresinde yarışsever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum ve ilk altının 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1650 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışıyla devam edecek. Burada da gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olacak. Özellikle tuttuğum bir isim 4 numaralı Lightning Steed isimli safkan. Jose Moreira idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını düşündüğüm jockey Titan idaresinde 1 numaralı Methane isimli safkan benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine formda isim 9 numaralı Aptims isimli safkan. Jockey Purton idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 7 numaralı Palmer Luke isimli safkan da Jockey Hu idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Programı en zor ayaklarından biri demiştim. Yine geniş oynayan arkadaşlarıma 6 numaralı Mission Smart isimli safkanı öneririm arkadaşlar. Yine 2 numaralı Bulb Elite ve 12 numaralı Regency Game isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilir büyük oynayan arkadaşlarım. Ve altılı gayenin 5. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışıyla devam edecek. Burada da öncelikli ismim 6 numaralı Destine Jewelers isimli safkan. Birinci şanslı safkanım olacak. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim. Bir numaralı Harmony and Home isimli safkan. Bir numara Harmony and Home isimli safkan. Yine Jose Moreira idaresinde dikkat edilmesi gereken isim. Yine küçük oynayan arkadaşlarım burayı iki safkan değerlendirebilir. Yine geniş oynayan arkadaşlarıma yine beğenimi kazanan son güzel yarışıyla beğenimi kazanan jockey Hamalin idaresinde 3 numaralı The Runner ve 9 numaralı Interstellar isimli safkan jockey Cullen idaresinde sürprizde değerlendirilebilir. Ve programın son koşusunu iki safkanla değerlendireceğim. Birinci altının son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1000 mesafe çimde hız yarışı olacak arkadaşlar. Burayı da iki safkanın dışına çıkmaz olarak tutuyorum. Yine 3 numaralı Be Ready isimli safkan jockey Purton idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Ve 2 numaralı Larson bu safkana sıkı rakip olacak. Özellikle son yarışını hatırlarsanız 2 numaralı Larson çok etkili koşmuştu. Bugün bu iki safkan ayırt edilmeden yazılması gereken safkanlardır. Ve ikinci altılı ganyan analizime geçeceğim. İkinci altılı ganyan analizim de şu şekilde olacak biliyorsunuz. Programın dördüncü koşusu ikinci altının ilk ayağı.
3 ve yukarı yarışta İngilizlerin 1650 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı. Arkadaşlar burada yine biraz önce tekrarlamıştım. Tekrar edeyim. 4 numaralı Lightning State isimli Safkan Jose Morel idaresinde birinci şansı ismimiz. Yine 1 numaralı Metane. 9 numaralı Aptivins. 7 numaralı Polymer Like Jockey Hula. Yine 6 numaralı Mission Smart. 2 numaralı Bulb Elite ve 12 numaralı Regency Game isimli safkanları öneriyorum ve ikinci altının ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı. Burada da 6 numaralı Destine Jewelers birinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Harmony and Home isimli safkan Jose Morel idaresinde ikinci şanslı ismimiz. Yine küçük oynayan arkadaşlarım burayı 6-1 şeklinde değerlendirebilir demiştik. Yine 3 numaralı The Runner Jockey Hamel'in idaresinde üçüncü şanslı ismim ve 9 numaralı Interstellar isimli safkan da Jockey Kalın idaresinde benim sürpriz şansı vereceğim safkandır diyorum ve ikinci altının üçüncü ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında ben burada da 2 safkanla değerlendirmiştim. 3 numaralı Be Ready ve 2 numaralı Larson ayırt edilmeden yazılması gereken safkanlar demiştim. Ve 2. altının 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1650 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı. Burada da 1. şanslı ismim son güzel yarışlarını tekrar etmesi durumunda ardı ardına güzel birincilikler yaptı. Hatta son koştuğu 4 yarışın 3'ünü kazanmasını bilen Piero'nun tayı 1 numaralı Sunshine Warrior isimli safkanı bugün 1. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 9 numara Charmin Lu isimli safkan. Bugün benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Alpa Head isimli safkan Jockey Hu idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Best Alliance bugün Jose Moreira idaresinde bu grupta ihmal edilmemesi gereken safkan. Yine bombaya 2 isim vereceğim. Yine Purton Jockey Purton idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Rally Busy ve 10 numaralı Sonic Fighter isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilmeli ve 2. altının 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı. Yine 3 yukarı İngiliz safkanlarının hız yarışı olacak burası. Burada da Bounkobe isimle geçeceğim arkadaşlar. Özellikle son yarışında gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Bugün Jockey Purton idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Island Shine isimli safkan. Evet 3 numaralı Island Shine isimli safkanı ben Jockey Purton idaresinde yarışsever arkadaşlarıma 2. altının 5. ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum ve 2. altının son ayağı kapanış koşusu programın 9. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1650 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında da 8 numaralı Anchorment isimli safkan Jose Morera idaresinde birinciler çok yakın görünüyor. Küçük oynayan arkadaşlarım bu safkanı tek olarak değerlendirebilir. Ama son yarışın tekrarlaması durumunda yine yarış kazanma sıralamasında ikinci sırada bulunan Jockey Purton idaresinde piste çıkacak bir numaralı Dungeons Wit isimli safkan da 8 numaralı Enchantment isimli safkana sıkı rakip olacaktır. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda yine 11 numaralı Solar YY isimli safkan ardı ardına güzel yarışlar koştu. Bugün Jockey Leon idaresinde 11 numaralı Solar YY isimli safkandı. Benim 3. şanslı ismim olacak. Yine 2 numaralı Insatiable isimli safkan Jockey Kalın idaresinde formda görünen bir isim. Yine geniş olan arkadaşlarım bu safkanı değerlendirebilir. Yine 6 numaralı Happy Dragon bugün yine kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim. Son 2 isim vereceğim bu koşuya arkadaşlar. 7 numaralı Hest Have Forest isimli safkan ve 4 numaralı Private Secretary isimli safkan Jockey Titan idaresinde değerlendirilebilir. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.